Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi ben şöyle bir şey merak ediyordum. Sonra önüme bir tane misal çıktı, onu orada da kullandım. Şimdi Risale-i Nur talebeleri bu kadar manen terakki ediyorlar. Yani cevşen okuyor, Kur'an okuyor, hizmet ediyor, koşuyor, koşuşturuyor. Ne bileyim, yerler açıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Fakat hizmetle paralel olarak manevi haller gözükmüyor. Anladın mı? Yani böyle uçuyor, kaçıyor olmuyor. Uçuyor, kaçıyor olmuyor. Onunla alakalı. Bir gün cep telefonumda bilerek veya bilmeyerek limiti bir yerdeki imanımı kısmen kapamış. Yani şöyle diyeyim. Ben buradakini anlatayım. Bunu düşünüyordum. Yani Nur talebeleri bu kadar hizmetine mukabil, paralel olarak niye hizmetin böyle uygun, hizmete uygun bazı harikalar gözükmüyor. Bunun gerçi meslevi de var. Diyor ki şu, bir gün telefonda bir ehli vardı. Dedim ki bir mail göndereceğim, senin telefonu aç da ben bağlanayım. Hocam diyor, internetin yok mu? Var. Ne kadar dedi? 2 GB dedim. Tamam. Kullandım, vallahi kullandığımı zannetmiyorum ama yani ayın ortasına geliyor, bitiyor. Bir elini almış, senin 2 GB'ın var dedi ama sen orada bilerek veya birisi bilerek veya sen bilmeyerek elini götürmüşsün, orada bir limit var. Oraya kadar çıkarmışsın, 1'e gelince ondan sonra sana kullandırmıyor. Dedi. Bak nerede kullanacağım bunu? Yani internet kullanma limitim 2 GB. Ne olmuşsa ya birisi yapmış kasten veya ben bilmeyerek elimi getirmişim. Şu çizgi var, böyle çıkıyor iniyor. Ben 1 GB'a götürmüşüm. Ondan sonra cep telefonu benim hakkım olan 1 GB'ı dahi kullandırmıyor. Ve bana ekranda bitti diyor. Hakkım bitti diyor. Kullandırmıyor. Abi diyor, oho kaç aydan beri hep 1 GB, 1 GB olmuş. Kullanamamışsın. Aynen bunun gibi. Bizim kullanma hizmetimiz, hizmetimize mukabil ötelere geçme limitimiz var. Ama şahs-ı manevi gelmiş, bundan fazla geçme. Çünkü ahiret meyvesini dünyada yeme. Onun için birisi limit koymuş. Onun için geçemiyoruz. Üstad Mesnevi de diyor ki, İnce Mesnevi öğrendi. Daha enaniyetini bırakmayanlara Cenab-ı Hak ihsanını ihsas etmiyor. Ta ki ucup ve gurura girmesin diye. Yani bazı şeyleri elde edememek istediğimiz o güzel şeyleri biz kendimizi muhafaza edilmek için mi? Edilmek için verilmiyor. Onaylanmıyoruz. Birisi müdahale edilmiş, giremiyoruz. Mesela bu derslere, bu dersleri dinlemeye, bu dersleri dinlemek, not almak, tefekkür etmek, bu işlerle konuşmak, yani bu zamanda acayip harikalara vesile olman lazım. Niye? İslam cemiyetinde ufak bir hareket yapıyorlardı, adam suyun üzerinde yürüyordu. Yani o kadar şey değil. Yani onların günah yapması için kasten günaha gitmesi lazım. Kendisini sokağa bıraksa dindar olmuyordu. Sokağa çocuğu bırak dindar oluyordu yani. Sokak din. Şimdi ise sokağa çocuğu bırak sefi oluyor. Bu dönemde ailesiyle çoluk çocuğuyla seferber olmuş. Koşuyor, koşuşturuyor. Harikalar olması lazım. Yani o zaman o İslam cemiyetinde fazla bir şey yapmıyordu ha. Yani harikalar oluyordu yani. Ya şimdi olmamasının en büyük sebebi Mesnevi Nuriye'de geçtiği gibi
Allah'ın en büyük ihsanı ilahisi, en büyük ihsan ilahisi, ihsanını, ikramını ihsas etmemektir, hissettirmemektir, bildirmemektir, onu oraya sokmamaktır. Ta ki ucup ve gurura düşmesin, yani hizmetinin karşılığı burada biter. Ahirette kalmamış olur. Şimdi şöyle bir pozisyona düşme tehlikesi de yok mu? Mesela diyelim ki hani koşuşturuyor, mücadele ediyor ama kendisinde veya çevresinde hiçbir şey görmeyince bu sefer acaba hani bırakmak veyahut da geri dönmek, şevkinin kırılması tarzında. Olmaz mı öyle? O işte onun için 2 GB'ı 1 GB'da kullandırıyor. Hani oluyor ama hizmetinin tam karşılığında yani lazım olduğu makamlara sana göstermiyor, çıkartmıyor. 1 GB takı takı çıkıyorsun, sıfır değil ya. Yani. Hizmetimizin ücretini hizmetin kendisi olarak gösterilmiş emirdağında anlatıyor. Yani huzurlu olmak, mutlu olmak. Bu asırda insanların durumuna bak. Bir de sizin hem ekonomi hem ruhsal en büyük önemli ailevi durumunuz. Ne kadar rahat. Anladın mı? Yani şimdi bugün aileni, problemini hiç düşündün mü? Ne yapacağım? Hanımla nasıl yapacağız? Allah Allah yapalım. Demiyorsun. Rahatsınız ya. Rahatsın. Cemiyete göre rahatsız ya. Şimdi ikinci konu. Çeşitli aşure gibi bir ders yapacağız. Vehim mi vesvese mi? Nasıl anlayacağız? Vehim mi vesvese mi? Tamam. Nasıl anlayacağız İbrahim? Mesela sence ne olabilir? Benim. Aklidir, öbürü kalbidir değil mi? Çok güzel. Vehmi aklidir, vesvese kalbidir. Başka? Nasıl anlayacağız? Öyle dedik ama mesela böyle bir sıkıntı bastı bize. Vesvese midir, vehim midir? Nasıl ayırt edersin? Veya doktorluk mudur? Vehim fikirlerin karışması değil mi abi? Fikir, düşüncelerin. Tamam ama şimdi ben kendimi kötü hissediyorum. Kötü şeyler geliyor. Nedir yani? Vesvese midir, vehim midir, doktorluk mudur? He? Peki. Vesvese... Bir ipucu ver abi ondan sonra. Tanrı'nın söylediğini... Tamam işte o ipucu sen bulmuşsun zaten. Vehim aklidir. Yani vehim aklidir dedin. Düşüncelerin oluşturduğu zanlardır. Yani iyi değilim. Öyle bir şey yok aslında. Öyle hissediyor, şey yapıyorsun yani. Bir kere şu mantığı ezberlemek lazım. Biz beraber gidiyoruz bakın. Bu ceset donmuş et değil. Tamam. Bunu kafaya koy. Yani odun değil. Nurdur, dumandır, ısıdır, ışıktır. Yani renklerdir. Bir sürü renkler var. Öyle değil mi? Odun değil ama dışarıda odun. Ondan çıkalım artık. Bunu ezberledik. Bir. İnsan alemlerin cemidir. Bunu da ezberlemek lazım. Bütün alemlerin cemidir. Şimdi düşünceler, fikirler burada oluşuyor. Bu aşılanıyor, bu aşılıyor. Hem burası dışarıdan aşılanıyor, hem içeriden birbirine aşılıyorlar. Vehim nedir? Düşüncelerdir. Yani zanlardan çıkar. Zanlardan. Kendimi kötü hissediyorum. Zandır. Allah beni affetmez herhalde. Zandır. O benim hakkımda böyle düşünüyordur. Zandır. Allah Kur'an'ında da zanların küçüğünde ve büyüğünden de kaçının diyor. Zanların küçüğünden de kaçın. Zandan da kaçın. Zaten büyük otomatik kaçmış oluyorsun. Zan. Nedir o? Şimdi ezberleyelim şunu. İnsan bir şeyi düşünmedikçe, İsmail burada mısın? Tamam bak. Bir şeyi düşünmedikçe o his olmaz. Ne düşünüyorsanız o düşünce hisleri oluşturur. Ama iyi ama kötü. O hisler sinirlere baskı yapar, sinirleri oluşturur, aktif eder. Yani ben ne konuşmak istiyorsam ağzım o çalışıyor. Tamam.
veya saz çalıyor adam, eli ayağı hiç yapmıyor, düşünerek değil. Düşündüğüne uygun çalıyor ve söylüyor aynı anda. Söylerken, söyledikten sonra müzik çalmıyor. Söyleme anında müziği de söylüyor. Çünkü ikisi aynı komuttan geliyor. Ele de aynı komut veriyor, ağza da aynı komut veriyor. Ele hareket veriyor, ağza ses veriyor. Tamam? Şimdi biz neyi düşünüyorsak hisler o cinstendir. Başka bir şekilde olamaz zaten. Böyle sistem çalışmıyor. Öyle bir şey olmaz. Neyi düşünüyorsak hisler o cinstendir. Hisler de sinirlere aktif ediyor. Sinirler de bezleri aktif ediyor. Bezlerde salgılama yapılıyor. Çünkü biliyorsunuz akıl elektronik çalışmıyor. Çözünürlükle çalışıyor. Kimya ile. Yani iletkenlik elektronik değil. Çınk çınk. Hani elektronik ima atılmıyor. Çözünürlükle çalışıyor. Sıvıyla. Bilgi aktarımı öyle oluyor. Birbirlerine. Ha şimdi o zaman iyi düşünürsen iyi his çıkar. Güzel böyle. Mesela hayal ediyorsun. O çocukla hanımla parka gidiyorsun. Kolundan tuttun böyle. Yer yerde gülüyorsun yani. Yani bu düşünceleri, düşünceler hayali de oluşturuyor. Bana ana trafolardan bahsettim. Düşünceler, hayali. Çünkü tasavvurdur düşünceler. Tahayyüldür aşağıda. Tasavvur yani düşünceler, hayali. Hayal, hisleri. Mesela şehvet bir şey düşünüyorsun. Vücut değişiyor. Hormonlar değişiyor değil mi? Vücut da değişiyor. Kaslar vücutta her şey değişiyor. Veya birisini kızıyorsun. Nasıl diyor, niye diyor ya falan. Böyle birisini gadaplanınca vücut da ne yapıyor? Düşünce endeksli oluyor. Aynı düşünce öyle bir şekil alıyor. Şey, ceset. O zaman dedin ya, düşüncelerine sahip çıktın mı, otomatik bundan aşağısına sahip çıktın demektir. Mesela gece yatarken niçin insan kendisini kötü hissetmez? Çünkü düşünceler iptal olduğu için. Ceset de kendi başına çalışıyor. Düşünceler iptal olunca ceset rahat ediyor. Ha, şimdi düşünceler buradadır. Zanlar oluşturur. Vesvese kalptir. Vesvese. Vesvesede ne olur? İki şekilde kalp çalışır. İki şekilde vesvese olur. Bir, kalp zikirle çalışır. Evratla, eskarla. Enerjisi odur. İki, ibadetlerle çalışır. Dima neyle çalışır? Takva. Tefekkür. Takva. Teklerle çalışır. Takva doğru. Menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Teklerle çalışır. Kalp eylemlerle çalışır. Zikirle çalışır. Şimdi kalp bu işte mi çalışıyor? Yani evratla ve ibadetle. O zaman iki yönde sana vesvese gelir. Vesvese olduğu anlaşılır. Zikirle gelmesi imansızsın. Fikri değildir o, vesvesedir, kalbidir. Kime atar? İmanlıya der ki imansızsın. Elime bakın. Vara yok etmek ister. Şeytanın işi varı yok etmek ister. Varı yok etmek ister. Şeytanın işi sistem yani. Şeytan denilen sistem. Yoku var etmek üzerine kurulmamış. Yoku var etmek üzerine kurulmamış. Varı yok etmek üzerine kurulmuş. O zaman vesvese vara hücum eder. Kesinlikle olmayan, mesela Alman'a demez ki, Alman gavruna, imanın var mı senin? İmanın yok ya, senin durumun iyi değil ya. İmansızsın demez. Kime der? Çünkü imansız burada. İmanlıya der ki, imanın var mı? İmanın gitti ha. Denmesi için iman olması lazım. Demek ki iman, bizim şeytan, İmansızsın demesiyle senin imanlı olduğunu onaylıyor. Şeytan onaylı imanın var senin demektir. Şeytan tasdikti. Şeytan diyor ki ikincisi, dedi ki evratla çalışır fiile. Abdestin olmadı, namazın olmadı.
Şeytanın mantığı nasıl çalışıyordu? Varı yok etmek. Olanı yok etmek. Olanı yok etmek. Olmayanı hatırlatmaz. Senin biliyor musun abdestin yok ha? Demez. Ha diyor, ha var demektir. Yoksa demez. Yoku var etmek üzerine kurulmamış. O burasıdır. Yoku var etmek burası. Bu da varı yok etmek üzerine kurulmuş. Diyor ki, namazın olmadı. Namazın, abdestin olmadı. Diyorsa, altına ben imza da atıyorum Hasan. Abdesti olduğuna şeytan tasdikli abdestim var. Hem de en kaliteli. O zaman vesvese geliyorsa abdest hakkında, iman hakkında, altına ben imza atıyorum. Şahitim ben. Kefil de benim. Evet, senin imanın var ve abdestin var. Evet, Hasan'dır. Vehim ise yoku var etmek üzerine kurulmuş. Oradan gelir. Sen ne kadar iyisin ya. Allah Allah. Hakikaten ya çok. Bugün bayağı kitap okudun ya. Ruhun doldu, kafan doldu. Rabbin seni seviyor. Demez. Bu da yoku. Yoku var eder. Ne yapar? Der ki yok. Sen hastasın ha. İyi değiliz. Tabii ya. Allah Allah. Bugün bana hakikaten niye gelmedi titreme ya? Ben de falanca gibi olmayayım. Hep bir olmayan bir şey ortaya çıkarır. Yani hastalık üzerine daha çok şey yapar bu. Bu ise itikat üzerine durur. Amel üzerine de ya din. Bu ise dünyevi, bedensel bir hayatı daha çok esas alır. Yani vehimler bedensel hayatı daha çok alır. İyi değilsin, hastasın, kansersin, nabzın var, bilmem neyin var. Bu öyle demez. Bu onunla uğraşmaz. Bu imanın yok, abdestin yok. Vesvese haricidir ki şeytandandır. Vesvese, elimi yapıyorum böyle, haricidir. Allah Resulü diyor ki şeytan sabit değil, vücuda girer çıkar. Kanınız vücutta dolaştığı gibi kanda şeytan dolaşır. Şeytan haricidir, vücuda girer çıkar. Vehim dahilidir, zanlarımızdır, devamlı daimidir. Vehim şeyle çalışır, nefs-i emare ile çalışır. Vehim, ama vehimin müsbeti de var tabii. Hasta bile olsan, değilim. Hadi arkadaşlar arabayı çalışın gidiyoruz. O bir şey. Hadi, iyiyim. İyi değilim, çok iyiyim. Allah var, problem yok. İyiyim ne demek ya, düşük, çok iyi. Bunu söylerken bile bak gayri ihtiyar oluyor. Hastayım. İyi değil. İster istemez çöktün. Çünkü söylediğin bir şeyi kendine telkin yapıyorsun. Çünkü bir adama diyor risade geçiyor. 40 defa iyisin iyisin desen iyileşmesin. Kötüsün kötüsün desen kötüleşmesin. Çok vuku bulmuştur. Demek ki vesvese buradadır. Lüme şeytana kaptedir. Yeri mekanı dışarıdadır. Vehim ise aklidir. Kaynağı nefs emmaredir. Kötü bilgilerdir. Sen namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kötü filmler geldi. Bu kötü filmleri ben mi seyrettim? Yok. Şeytan gitti. Gitti sinemaya gitti. Videoya girdi YouTube'lara. Kötü filmler seyretti. Hop girdi içeriye. Senin filmi çalıyor. Bu zulümdür. Yok öyle bir şey. Seni seyrettiklerini sana hatırlatıyor. Veya kesiyor, öne koyuyor, arkaya koyuyor. Aynı film. Senin seyrettiklerindir o. Onları silme imkanı yok mu abi ya? 15 sene var. 15 sene demişler arasında değil mi? Evet. 15 sene sonra gidebiliyormuş. Evet ama çabuk yapmanın bir yöntemini de buldum. Tefekkürde olma kafa. Tefekkür vehmin panzehridir. Sünnet-i seniye uymak vesvesenin de panzehridir. İlim. İlim şeytanı yok eder, vesveseyi yok eder. Vehim ise tefekkür. Çok önemli. Vehmi, düşünceleri, kötü düşünceleri tefekkür. Vesveseleri ilim. Peki
hani soruya da cevap vereyim. Şeytanın ilmi vardı. Niçin şeytan olmasına mani olmadı? Şeytanın ilmi değildi, bilgisiydi, malumattı. Malumatı vardı. İlim sıfattandır, bilgi ise esmadandır. Tamam, kabul edelim. Şeytanın ilmi var. Yetmiyor. Bak, eğer ilim tefekküre dönerse, döndürebilseydi şeytan, o ilimle şeytan olmasından kurtulurdu. Bize lazım olanı söylüyorum. İlim tefekküre dönmese sana vesvese olarak geri döner. Yaylan et, çok biliyorsun, gurur, kibir. Var mı benim gibi? Veya sağlıkla, internetle alakalı bir şeyler girdin. Hiç şansı yok. Bir insan sağlıkla alakalı sorgulama internete gitse var ya, otlar, şu ot şu işe yarar, şu şöyledir mi? Hiç şansın yok abi vehimden kurtulmana. Hiçbir. Kendi içeriye döktü. Artık onun belasını çekeceksin. Peki abi, insan bunu bildiği halde ne devreye giriyor ki? Hani bunları yapamıyor. Mesela şimdi vehim ve vesvesenin. Şimdi hem ilacını hem kaynağını bildik mesela bunlar. Neyle bildin ama? Bunu bilmeye nasıl yapacak? İşte bunu bildiğimiz halde, öğrendiğimiz halde. Ha. Bunlar aktif edemiyoruz yani. Veyahut da insanda bir şey mi var ki? Yani her bunları daim, kapatıyor böyle. Bülent, her daim olmuyor bu tabii. Yani aktif edemiyoruz değil. Kendimize de zulmetmeyelim. Yani mağlup da oluyoruz. Tamam, mağlup. Ama hepimizde oluyor. Peygamberde de oluyor. Yani sistemi Allah sabit yaptı mı bu sefer terakkin durur. Yani hep terakki. Yani şöyle diyeyim. Oku ileriye ne kadar atmak istiyorsun? Ne yapman lazım? O kadar yayı çekmem lazım. Nereye? Geri çekmen lazım. Geri. Ne tarafa? Oku ileri atmak için oku geri atacak. Geriye doğru. İlk önce geri çekecek. Oku ne kadar geri çekersen o kadar ileri gider. İşte bunlar da geri gitme şeyidir. Yani o düşme esasında düşmek değil. Değil. Ondan sonraki hızı. Tabii tabii. Mesela o tür şeyler gelmez. Şeytan sistemini nasıl çözeceksin? Nasıl terakki edeceksin? Nasıl terakki edeceksin? Hani o tür şeyler olacak ki bilgileri kullan. Aa bu geldi, bu geldi. Gelmesi çok iyi. Bilgin burada işe yaramıyor değil. Sana rağmen bu geliyor. Boşlukta geldi mi? Heh, bu bilgi, şu anda anlattığım bilgiyi şu anda lazım. Gelmesine mani değil bu. Bunlar gelir. Bilgi bunların gelmesine mani değil. Bilgi bunların sabit kalmasına mani. Yok ediyor. Geldi mi? Sarsıldı mı ben? Bu nedir? Bu mudur, bu mudur? Bu. Peki bunun şeyi nedir? Bunun doğru bilgi. Doğru bilgi veya doğru insanlarla sohbet etmek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen üç kişiye gidermiş. Hatice-i Kübra radiyallahu anha, Bilal-i Habeşi'ye, Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anh, bir de bir sahabe var, Kur'an okumasına dört. Demek ki vehim, bu bilgiler gelmemesini değil, gelmemesi için değil bunlar. Bunlar gelir. Ama nurcu düşer, Müslüman düşer yerden. Farkı şudur, düştüğü yerden kalkmayı bilir. Yani burada karar kılamazlar, karargah yapamazlar. Geldi mi tutunamaz. İlim onu tard eder diyor. İlim onu tamamen gelmesine mani değildir. O zaman sistem çalışmaz. Tutunamaz yani. Şeytan bunu konuşurken şu anda yok mu içimizden? Şu anda dinlemiyor mu? Dinliyor. Yani benim okuduğum bilgileri, okudum Risale'yi, okudum İlmi Ali, okudum ya, haram, helal. Yapmasam o bana vesvese olarak dönüyor. Bak görüyor musun? Hayır şerif hasta oldu. Çok acayip. Mesela diyor ki, takkesiz namaz kılmak mekruhtur. Ben okudum mu? Ben okudum. O da dinledi. Ben okudum, her şey bir formatta ona gidiyor. Çünkü hep seyrediyor. Takkesiz namaz kılmak, kolsuz namaz kılmak, çorapsız namaz kılmak mekruhtur. Namazda diyor ki, namazın başında demiyor. Durduk Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Erayten lezi yükezzibu bindin.
فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Kol susunlar. Mikro işliyorsun. Olsun. Olur mu ya böyle? Artık kemirecek seni. Kolsuz namaz kılmanın mekruh olduğunu kim öğretti ona? Ben öğrettim. Niye uygulamadım? Bak, bilgi, doğru bilgimi kullanmayınca onun vesvesesi oldu. O nasıl oldu? Evet. Yani doğru şeyler geliyor yani. Yok, geliyor. Yanlış gelmiyor ki. Mesela لِيْلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةً شِتَاءٍ وَسَيْفٍ Oho, seyrettiğim maçlar geldi. Filmler geldi. Çalıyor. Aha. Abi bilip de. Benim seyrettiğim şeyler bunlar. Gidip televizyonu, kamerayı açmıyor ki kafama. Bilip de amel etmemektense bilmemek daha mı iyi abi? Yok. Öyle değil. Çünkü o daha kötü. Yani şöyle daha kötü. Bilmemek, öğrenmemek özür değil. Askerlikte bilmemek özür olmadığı gibi. Çünkü bu bir insan bu dünya taallümle tekamül etmek için gelmiş. Bu sefer o bilmemek ne olur biliyor musun? Bu bildiğin ve sese düçe kalka bir şey yaparsın. İlim gene korur seni. Ama bilen daha mesul, daha fazla mesul. Mesul ama nimeti daha büyük demektir. Hmm. Çünkü o geldiği zaman yapmadım ama bilir ki bu vesvesedir. Ama ötekisi ise bu benim zanneder. Mesela bak. Şimdi bu nedir? Gözlük. Ne denilir? Alet. Gözlük aleti değil mi? Şimdi bir insan, ben buna bakıyorum değil mi? Aletle. İyi dinle ama burayı. Buraya bakıyor musunuz? Ha bak. Bu gözlük aletiyle ben bakıyor muyum? Bakıyorum. Bu alet midir alet? Bununla bakıyorum. O kadar alıştım ki bu gözlüğe, bazen ben gözlük kafamdayken gözlük arıyorum. Tamam. Şimdi ben buna alışa buna ben desem alete ben ne kadar tuhaf olur? Oysa ben gözlükle bakıyorum. Alet değil mi bu? Hı. Ama kullana kullana hiç çıkarmaya buna ben yapıştım. Sanki bir vücut olmuş. İntizaç etmiş, vücut olmuş. Bu sefer buna ben demeye başlarım. Tamam mı? Ama ilk önce gözlüktü, taktım. Gözlüktü, taktım, önüme koydum gözlük, iyi, çok önemli bir şey anlatacağım. Koydum, mahsus bu kadar yapıyorum, gözlük. Sonra çıkarak ya, bu gözlük olduğunu, ben olmadığımı anladım. Aynen bunun gibi de akıl bir gözlük gibi alettir. Biz kullana kullana bizimle yapışık oldu. Bunu en iyi bebek yapar. Bebek doğduğu zaman böyle 18 dakika, 17 dakika şey yapmışlar. Büyüyene kadar 10 saniye çekmişler bir manzarayı. 15 saniye çekmişler, 10 saniye çekmişler, 20 saniye çekmişler. Bebek mesela ben onu takip ettim, izledim o videoyu. Çocuk, bebek her şeyi yabancı, eline yabancı merak ediyor. Gözüne yabancı sokuyor. Bunları hepken bebeği izlediğiniz zaman görürsünüz ki çocuk organlarına yabancı. Şaşırıyor. Ayağına şaşırıyor. Çorabını çıkarıyor. Ondan sonra kafayı vuruyor. Her şeyi deniyor. Şaşırıyor. Bakıyor. Elini sokuyor. Kafayı açıyor. Gözünü sokuyor. Dikkat edin bebeğe. Ben videoyu izledim. Ondan sonra onlar tabii gavur şey için yapmış bu videoyu. Bak çocuk büyümesi şunlar olur bunlar olur. Oysa ben izlediğim zaman çocuk biz yani bir yabancı bir eve gittiğimiz zaman tanımak için değil mi? Ama şimdi girdiğimiz zaman iç yaptık mı böyle? Aptal yaptık mı yapmadık. Çünkü alıştık, çok alıştık. Ama yabancı bir şey görseydik şaşırırdık. Değil mi? Ha, şimdi çocuk bu yabancıydı. Bu organa küçüklükten beri alışa eğer bu organlara 20 yaşındaki şuuruyla bu cesede girmiş olsak var ya kafayı yeriz. Küçüklükten beri baka baka yüzüme baka baka 20 yaşına kadar hiç sima görmedim. Dünyada kimse yok. Tek sen varsın. Su da yok parlak. Cam da yok. 20 yaşından sonra bir ayna önüne koysalar ödüm patlar sende. Kendin kendinden.
Ha, şimdi bu gözlük alet iken çok dura dura ben oldum. Akıl da alettir. Aleti ben de kullana kullana ama derse gittim de duymadım. Alettir, akıl alettir, akıl alettir, akıl alettir, akıl alettir, kalp alettir, kalp alettir. Kalbinize dikkat edin. Herkesin girmesine müsaade etmeyin. Özel dünyanızdır. Adam kolunu sallaya sallaya özeline rahatla giriyor ya. Buna müsaade etmemen lazım. Kolunu sallaya sallaya rahatla giriyor. Ha. Derse geliyorsun. Akıl alettir, kalp alettir, akıl alettir. Hasan'ın bu gevezeliğine terk alamasın. Duya duya. Gözlük alettir, gözlük alettir. Bu sefer sen daha aklına gelenlere benim demezsin artık. Gözlükte çizilmiş. Mesela bak. O çizilmiş mi bakarım böyle? Ha çizik değil. O zaman bakarım bu çizik. Yani gözlüğe ben demek nerede? Gözlük aletiyle bakarım demek nerede? Akıl ve kalp alettir. O zaman aklına gelen, vehmine düşen, o son haber, havadis düşmek gibi aklına gelen o kötü zanlar benim nerede, bana geldi, bana uğradı nerede? Tamam. Ne kadar fark var bana o. Mesela bir misal söyleyeyim. Benim başıma gelen bir tanesi. Dedi ki dün Beremen'de oldu ya. Fındık yerken, o da sen ya. Fındık yerken vehim hemen o anda aktif oldu. Yani uğradılar yani. Fındık yerken o anda fındık bazen toz oluyor mesela. Pastalar da öyle. Toz gider yapınca. Hemen vehim devreye girdi. Aa boğuluyorsun. Aa boğuluyorsun. Fındık oldu ona şey metal. Şey olmuş. Alerji. Kızardı ya. Aa bana fındık dokundu. Fındık kimseye dokunmaz kardeşim. Bal kimseye dokunmaz kardeşim. Ama abi balla şişiyorum. Niye biliyor musun? Şimdi sen bir hastalık bir şey olduğu zaman onun üzerinde bal vardı. Yani buna uygulayayım. Adam fındık yerken test kaçtı. Uğraşırken hemen adam girdi. Çünkü zor olmadığın zaman vesvese ve vehim girmez. Erkeklere kamera ayların 13, 14, 15. günlerinde asabi olurlar. Tamam? Asabi olurlar. Dünyaya ay çok yakındır. Ayağındaki kan tepeye alır. Erkeklerdeki sistem çok şey. Kadınlar ise tahammülüdür. Kadınlar ise özürlü günlerdedir. İkisi de o özürlü günde, bu da 13, 14, 15. günlerde asabi olur. O zaman daha çok vehim musallat olur. Vehim esese. Tam o anda ters gidiyor da biz misir ekmeği de ters gider. O anda eğer vehim de denk gelmişse tamam. Bana fındık alerji, fındık dokunuyor. Artık her fındık dokununca öksürüğünü aktif edecek filmi. Şeytan, şeyde, vehim. O film var öksürdü. Yaptın ya. O videoyu hemen fındığı aldığın zaman da getirecek. Hemen sen diyeceksin ki fındık yemek bu hale gelmektir. Aman 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 ben bu hale gelmek istemem, fındık da yemem. Yemem bu sefer kronik olur. Bana fındık dokunuyor. Hiçbir şey dokunduğu yok. Ha? Şimdi gelin devam edeyim. Peki bu hani bazı insanlar oluyor ya abi, bu hani tip mi diyorlar? Ha bu aynı. Aynı değil mi abi? Aynı. Tipler aynı. Sen orada bir tanesi pantolonu çıkarıyor, bu da çıkarıyor. O vuruyor kafasını, o da vuruyor. O buraya yapıyor, o da böyle yapıyor. Dedim ki ben olayım de yap hadi dedim. Kuru kanla yaptık yani. Alpaslan denen bir kardeş. Havuz şu kardeşimiz. Orada bir tanesi pantolonu çıkarıyor, bu da çıkarıyor. O yolun karşısında ha. Hani Alpaslan dediği zaman bakmıyor ama bir baktığı zaman tamam. Gözünü kurtaramıyor onda. Soyunuyor, o da soyunuyor. Vuruyor, o da vuruyor. Tamam. Mesela peki ne yapalım? Dedim ki geç oraya dedim. Kim yaptığını biliyorum. Adamları tanıyorum. Geç, bir tanesini geçirdim. Aa hocam burada rezil etme beni dedi. Dedim merak etme, ben seni şimdi tedavi nasıl oluyor göreceksin. 40-14 tanesi ya. Geç kardeş oraya. Sen de kalk bakalım. Gömleğin içi, bağır buna, aynısını yap bakalım. Alpaslan dedi, kilitlenmesi lazım. Hemen içindeki mahluk, tak, mahlukları var ya. Bunlar mahluk yaptırıyor. Yani cin ya.
Musallat olmuş. Erva habisi değil. Ondan sonra kilitlendi. Gömleğini çıkartıyordu. Çıkar şimdi sen dedim. Sen de çıkartıyor. Çıkar hadi göreyim. Durdu. Hadi çıkar. Çıkar benim yanımda çıkar da göreyim. Elim daha gitmedi kafasına. Temas ettiğim anda, çünkü iki ceset bir olacak. Kemiğe temas ettiğin anda temas. Tak. Ha. Şimdi yap da göreyim hadi. Adamı biliyorum yani sistem nasıl çalışıyor. Kim bunu yaptırıyor? Adam tik dediğimiz yani erva habise yani. Ondan sonra hadi dedim çıkar gönle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hadi çıkartıyor. Ondan sonra baktım ayakta çöktü. 7 Fatiha okudum bir. Bir Aysimit de söyledim. Kırıkanda. Tik mik yok. Adamı biliyorum ya. Bu yani bunu devlet işi yapıyor. O şu. Kalem versene kalem. Tak. Basıyor yani. Beyin, burası konut merkezim. Buraya bastın el ayağa kalkıyor. Buraya bastık parmak kalkıyor. Ötekisi kulak oynuyor. Kulak kalkıyor bilmem ne oluyor. Değil mi? Merkez değil mi? Adam buraya bir basıyor. Pantolonumu çıkarma merkezi. Pantolonumu çıkarıyor. Buraya bir basıyor. Vurma merkezi. O da vuruyor. Buraya bir basıyor. Sigara içiyorsun. Sigara sen mi içiyorsun? İçtiriyorlar adam içiyor. Senin elinle içiyor adam. Düğmeye basıyor düğmeye. Sen zannediyorsun ben içiyorum. Takdim anla. Sana içiriyorlar. Peki abi diyeceksin büyükler de içmiş. Büyüklerde şeytan yok mu ya? Onlar da düğmeye basmış. Ya tutunamaz tabii. Giriyor çıkıyor. Kayboluyorlar. Şeytan tutunamadığı gibi. Erva-ı habiseler düşüncelerin oluşturduğu enerjidir fiziksel. Cin ise dışarıdadır. Girer, düğmeye basar çıkar. Gücü yetmiyor. Mesela bize bir kötü hissediyoruz. Dedin ya nasıl girer? Girdi, girebiliyor. Daha şeytan ya. Fakat sol kulağında hemen tanıdın ya. İlim onu tard eder. Namussuz lan sensin. Pat, hemen kaçmak zorunda. Vücut hemen savunmaya geçiyor. O bir sahtekarlık yapıyor. Yani bir boşluk da araya girmeye çalışıyor. Hiç sen meşgul olmana gerek yok. Gece olmuyor mu? Ama sana rağmen ruh savunuyor. Hemen girdim içeriye. Kötü bir manzara. Günahlı bir ortam. Veya o soyunuyor. Tam girdi içeriye. Hiç yapma. Böyle dur bakalım. Yalnız gül. Bak ruh nasıl devreye giriyor. Nasıl onu halt ediyor. Sen savunmasız mı zannediyorsun kendini? Tutunabilir mi? Sizde cin olsa böyle oturup ders dinleyebilir misiniz? Bir insan benim bu dersimi dinleyebilir mi? Cinli olan insan bu videoyu dinleyemez. Dinleyemez. Sesten çıldırır. Peki nedir o? Abi cin değil. Şeytan gelip çıkıyor. Peki nedir bana bu kötü iş yap? Kardeşim seyrettiğimiz filmler gözden giren, kulaktan giren ses, burundan giren koku, dilden giren tat, elden giren dokunmalardan içerisi dışarısı gibi değil. Bu dışarıda zencefil. İçeride artık zencefil değil. Enerjidir. Film, CD. Koy CD. İçeriye girdi. Kapat o CD. Filmi seyret bitin. Orada durduğu gibi durur mu burada şimdi? Bitti. O burada ne ki hangi roller kim oynuyordu? Orada oynayan artistin şahsi manevisi girdi. O artist onu oynarken neler hissediyordu buraya girdi. Gücün varsa blok edersin kısmen. Gücün yoksa zaman zaman kendisini aktif eder. O seyrettiğimiz kötü manzara bize şehveti aktif edecek. Orada seyrettiğimiz vurma kırmalar bizde vurma kırmalar iş yapacak. Saygısızlıklar bize ana babaya, karımıza, eşimize saygısızlık hissedeceğiz. Aktif ediyor. Bizim şeytanımız bizim. Ne cinden korkuyorsun kardeş? Ne şeytandan korkuyorsun? Allah'ını seversen. Ölüden korkuyor. Lan diriden kork. Ölüden ne korkuyorsun? Cin neymiş ya? Cin senin bırak şeytanı. Cinli şeytanı bırak. Seyrettiğin filmlerden kork. Onlar içeride canlanıyor.
cin ayeti kürsü okusan defolur gider. Şöyle okusan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Buradan değil. Hava. Ağızdan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Göstermek için yapıyorum. Burundan değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tut. Basıyor. Üç kategoride bırak. Duramaz kardeş. Sistem öyle. Nasıl duramaz ya? Kardeşim güneş varken kar durabilir mi? Erir gider. Duranlar nedir? Bunu bilmeyen adama gidiyorsunuz hoca dedi adam. Şeytanla cinli erva habiseyi tefrik edemeyen adam elinde bir tane şey var. Böyle şey gibi. Turuncu. Bu cindir. Hemen her şey cin. Her şey cin. La kardeşim seyrettiği filmler donmuş enerjiye dönmüş. O diyor 7 seansta giden bir önüne giden. Kardeşim Kur'an'la. O Kur'an'la gidecek. Cin değil o. Yani mesela diyelim ki cin midir? Bir kavga ortamında bulunan bir çocuk. Karı koca kavga etti. Çocuk korkmayacak mı? O bir korku, bir enerji değil midir? O kaldı. O çocuk zaman zaman korkacak. Götürsen cin mi sanat olmuş. Zıkkımı kökü olmuş. Hiç bilmiyorsa da insanları vesveseye sokma. Ervah habiseler, ervah aliyeler ikiye ayrılır. Aliyeler, habiseler. 246 sözler. Sözlerde diyor ki, mevadi şerire. Şerir maddeler var ya böyle, bezler. Yani 13. lemada diyor ki, fena madenleri işlettiriyor. O filmi seyrederken, seyrediyor muyuz? Filmi seyrederken 13. lemada şöyle diyor. O diyor, habis resimler, habis ruhları var der. Yani 410 sözlerde diyor ki, o filmi seyrederken çıplak bir kadını, nasıl ki diyor meyite bir kadının vücuduna nazar, morgdaki vücuduna nazar şehvetle bakmak, derinden derine hissiyat-ı insani ulviyi tahrip eder, öldürür. Filmdeki ceset de ölü cesettir. Morgdaki ceset, CD'deki ceset. O da içeriye girerken hissiyat-ı insani ulviyi, tahrip ediyor o. Yani ulvi duyguları tahrip edince 13. lemaya geçiyorum. Fena madenler aktif oluyor. Fena maden. Daha önceki filmler. Bu film, öteki filmleri, enerjileri. İçerideki şehvetle alakalı madenler var. Gadaplığa ait enerjiler var. Nefrete ait hisler var. Hemen onlar aktif ediyor bu. Bu aktif ediyor. Ama oluşturduk. O içeriye soktuğumuz gözden, kulaktan içeriye girenler canlanıyor. Ha, bunun adı erva habisi. Ve Kur'an seyrettin, Kur'an dinledin, sohbet seyrettin, sohbet dinledin, pozitif bir adamı seyrediyorsun, dinliyorsun, o da oraya giriyor. O da aktif edecek seni. Ve onun için rahatlık hissediyorsun. Ha? Şimdi vehim mi vesvese mi devam edeyim, bitireyim. Belki bazı konulara girmiştik, izah etmek için bir yerlere geldik ama başı unuttuk. Hatırlayınız varsa tekrar cevap verin. Dedik ki vesvese kalbidir, vehim aklidir, vesvese haricidir, şeytandandır, vehim ise dahilidir ve zanlarımızdan oluşur. Vesvese sünnet-i seneye uymamaktan ve evrat ve eskarları, zikirleri, Kur'an'ı hızbül hakaiki nuri okumamaktan gelir. Mesela bir nurcu düşünün. Kur'an okuyor. Hizbul Hakaiki Nuri okuyor. Yani büyük cevşen. Hizbul Kur'an'ı bilmiyor. La Hizbul Kur'an'ı bilmiyorsa nasıl ayakta duruyorsun ya? Ben hayret ediyorum ya. Bu kadar şeylere karşılaşıyoruz. Gelen gidenler bizi yüklüyor. Hizbul Kur'ansız olur mu ya? Böyle nasıl bir şey? Ben anlamıyorum yani. Emirdağ 44. sayfada Hizbul Azamül Kur'an diyor. Nedir o? Sahabe yapmış onu. Aklı inşaat, inşaattan kalsın. Aklı inşa, kalbi ihya. İnşaat, aklı inşa, kalbi ihya eden ayetler seçilmiş Kur'an'da. Namerte muhtaç olmuyorsun işte. Kur'an'da 6666 tane ayetten
1000 tane ayet seçiliyor. Hangi ayetler? Aklı inşa eden, kalbi ihya eden, bedeni aktif eden, enerjiye dönüştüren ayetler var. Nerede cem edilmiş? Hizbul Kur'an. Onu okursan, bil veya bilme, aklın inşa oluyor, kalbin ihya oluyor, vücut enerjiye dönüşüyor. Ne dedik? Vesvese sünnet-i seniye uymamaktan, yani evrat veskarları okumamaktan evrat soracaklar. Zikirleri, tarikatçıysan zikir, Kur'an, başta Kur'an, Hizbul Kur'an, Hizbul Hakkaki Nuri okumamaktan gelir. Vehim ise doğru düşünmemekten, Allah'a Celle Celaluhu teslim ve tevekkül ve tefekkür edememekten ve terkleri yapamamaktan geliyor. Murat'ın ifadesiyle terkleri terk etmekten geliyor. Abi diyor, terkleri yapamıyorum, terkleri terk ettim diyor. Değil mi yani? Bir baktım ki diyor Hasan abinin dersine, dima nasıl çalışır, o buldum diyor Hasan'ı, tamam. Ulan kafayı nasıl çalışıyorum diyor. Bir baktım ki terklerle çalışıyor. Ulan neymiş bu terkler? Onu terk et. Abi ben hepsini terk ettim. Terki de terk ettim. Beyim ise bak. Beyim nasıl çalışıyor? Doğru düşünmemekten Allah'a tefekkür, teslim olamamaktan, 3, terkleri yapmamaktan. Yalnız olmadığını yalnızlıktan anlıyorsun. Yani bu vehim de öyle. Ben yalnızım, yalnız değilsin. Ne zaman anlıyorsun? Yalnız olmadığını yalnızlık zamanında anlıyorsun. Devam ediyorum. Vesvese, itikada, namazın olmadı. Vesvese, imanın yok, namazın olmadı, abdestin olmadı, abdestin yok gibi şeylerle olur. Vehim ise ölüm korkuları, hastasın, aklım gidecek, iyi değilim, her şey beni bulur, bu işim de olmayacak, boşuna gitmeyin. Bu vehim. Vesvese fıtrattandır, doğuşta herkes olur. Vehim ise doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapmamaktan çıkar. Yani iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol, iyilerle beraber olmamaktan geliyor vehim. Vesvese fıtrattandır. Onu önleyemezsin, var. Şeytan. Vehim ise doğru insanlarla yatıp kalkmıyorsun. Doğru arkadaşın yok, doğru çevren yok, doğru bir cemaatin yok. O zaman şöyle bir şey desek doğru olur mu abi? Mesela derim ki vehimde problemi olan bir insan ne kadar bu yani arkadaş grubunun içerisinde yer alsa otomatik olarak onu terk etmiş oluyoruz. Mesela bak şöyle, yani. Giremez. Mesela bak şöyle düşünün. Bak beraberiz değil mi? Şu anda kötü hissedebilir misiniz kendinizi? Şimdi bu derste. Ben kendimi kötü hissedebilir miyim şu anda? Nasıl boşluk yok ki, nasıl girecek? Abi nasıl mutlu olabiliyorsun? Bak kardeşim, televizyonlar, internet, muhatap olmuyorum. Ders yapıyorum. Abi buradan kaldığım zaman beraber beni ormana götüreceksiniz değil mi? Öyle bir niyetimiz var. İnşallah. İnşallah. Yaprak döküm beni etkiliyor. Mesela Rüştü abiyle biraz benim şeyim farklı çalışıyor. O böyle ağaç çıkarken yeşillerini, tomucuk, yeşil çok etkilenirdi. Beni en çok etkileyen yaprak dökümü var ya. Ben ölüyorum. O yaprak dökerken ağaçların içinden, o basarak gitmek şah şah. Yani böyle yaprağın düşmesi beni acayip ediyor yani. Yani beni tabii anneme götürüyor, gençliğime götürüyor, ne bileyim ya, beni fıraka sokuyor yani. O böyle bir yanıyorum ki, böyle bir yakıyor beni, beni bir yakıyor, böyle yana yana giderken ama tek olursam, ama sizinle şimdi merak etme, beraber gideceğiz, bu o kadar olmaz. Mesela köyde tek iken veya ormanda yaprak dökülüyor, güneş de varsa yanımda defter var. Yanıyorum, tamam, öyle yanıyorum ki böyle bildiğin firakın böyle zerrasını yaşıyorum. Firak beni çok etkiliyor. Ondan sonra böyle duruyorum. Baktım ki ruh devreye giriyor. Ben hiç karışmıyorum.
benim nefsim, benim ruhum, ben. Baktım ki ruh devreye giriyor. Böyle günah da yok ya kafamızda pek o kadar terörün. Bu sefer ruh savunmaya geliyor. Terkleri yapmışız ya. Bu ilham geliyor. Manalar geliyor. Yaprak nedir? Tesettürdür, histir. Hislerdir. Tamam. Ondan sonra şudur budur. Geliyor. Yazıyor. Yazıyorum böyle. Teveccüh ediyorum. Bak kafamda başka bir şey yok yani. Neyse. Demek ki vesvese fıtrattandır. Vehim doğru insanlarla doğru yerde olmamaktan geliyor. Şeyin cümlesini söyledim. İmam Rabbani Hazretleri'nin. Allah onların şefaatine mazhar eylesin. Cenab-ı Hak üzerimizden himmetlerini eksik etmesinler. Allah nasıl yakışıyorsa onlara öyle muamele etsin. Vicdanımla söylüyor. Onlara acayibim yani. Deliyim yani. Niye? Belki de Şems Mevlana gibi dedi ya aşık yani kadın erkek. Niye biliyor musun Ustad İmam Rabbani Hazretleri? Ya arkadaş bu biraz enfüse meşgul olduktan sonra ya bu alemi nasıl ihata etmişler? Nasıl girmiş? Tamam mı? Oraları nasıl bu budur, bu da budur, böyle git, böyle gitme, bu sokağa gitme. Çıkma sokak, dipsiz kuyuya götürmemişler. Ya arkadaşlar, bize yaptığı katkıyı düşünsen var ya, çıldırırsın benden daha beter, daha deli hasta olurdun orada. Bilme nispetinde deli olursun. Peygamber zaten konuşmuyorum. Zaten konuşunca sistemin bozuluyor. Devlet işi kalıyor. Mahkemem gidiyor. Allah muhafaza. Öyle den bir gün şey olacağımı zannediyorum. Ben İmam-ı Rabbani'den şey yapıyorum. Bediüzzaman Hazretleri. Gülüyorlar. Bu budur diyor yavrum. Bu budur. Bu böyle gitme. Bu çıkmaz sokaktır. Yapma. Bu kuyu dibi bu şey değil. Ya acayip ya. İsimleri deyince ben etkilemiyorum ya. Ya nasıl yapmışlar ya? Bilmiyorum. Demiş ki o. Vehmini kontrol etmek istiyorsan, evet ya Rabbani. Diyor ki, doğru yerde, doğru insanlarla beraber ol. Bediüzzaman diyor ki, terklerini çoğalt. Kaç tane terk ettin? 10 tane. 5 de çıkart. Veya 7'ye çıkar. 7 tane çıkarttın, 18 yap. Terkler var ya, hepsini terk edemiyorsun. Bir sürü terkleri yazdık. Risale'nde şunu terk et, enaniyet terk et, gururu terk et, sefahati terk et, şunu terk et. Var ya. Demek ki şu anda hala vehimden kurtulamıyorsan terkler yetmiyor demek. Biraz daha çıkart terkleri. Ya bir sürü terkte var tamam mı? Vehimden kurtuldun değil mi? De dur. Daha yapma yani istersen ama kurtardın yani. Ya bunu adamlar nasıl... Ben bunu nasıl söylerim ya? Bu doktorda da olmaz ki. Bu doktorluk bilgisi mi? İmam Rabbani Hazretleri diyor ki vehmin mi geliyor? Rahatsız mı oluyorsun? Doğru yerde, doğru insanlarla beraber ol. Kemoşta, kematoşta, yonoşta. Doğru konuşmalı, doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Kemoşta, kematoşta, yonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. İmam Rabbani böyle diyor. Radiyallahu anh. Bediüzzaman diyor ki, terklerini çoğalt. Takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan. Günah biliyoruz. Haram. Haram, haram. Terk et diyor. Meniat nedir? Terkler. Devam ediyorum. Vesvese fıtrattandır. Vehim ise doğru yerde, daha oraya okudum. Vesvese imanla alakalıdır. Vehim ise ölüm korkusuyla alakalıdır. Yani vehimin temeli ölüm. Vesvesenin temeli imansız. Bunun lamicim yok. Ölümle alakalı gelirse neredendir? Vehimdendir. Çünkü çocuk vehmi yoktur. Düşüncesi olmayanlarda vehim yoktur. Çocukta, delide, hayvanda. Ah lan ah, batsın bu dünya diyor mu? Aşık adam. He? Aşık adam mı? Aşık mı? Ha, aşık zaten abi şey bulmuş mu? Vallahi balını. Gömülmüş gitmiş zaten kimse yok. Abi diyor bildiğin gibi diyor yanıyorum yanıyorum falan. Böyle tuhaflar var. Baktım sap sap söylüyor. Allah Allah bakıyorum ben de ders alıyorum. Lan kurtulamaz mı? Abi bildiğin gibi değil ya. Abi bildiğin gibi değil. Ne insanlar var diyorum. Öyle modeller var ki. Bitireyim şunu. Eğer tespit doğru yapılmasa unutmayın. Çözüm de doğru olmaz. Niye biliyor musunuz? Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Eğer hastalığı bu mu, bu mu, bunun dışında ise biyolojiktir.
Eğer teşhis doğru değilse tedavi yanlıştır. Yani yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Eğer tespit doğru yapılmasa çözüm de doğru olmaz. Vesvese ise ona ait çözüm üreteceksin. Vesvese nedir? Niçin verilmiş? Vesvese niye verilmiş? Ciddiyete sebeptir. Ciddi ol. Araştırmaya vesiledir. Bir de tahariye dahildir. Araştırma, ciddiyete, bir de neydi? Üç tane şey sebeptir. Sözler verir misin? Sözler nerede? Ver abim. Bak, niye bilmiyorsunuz ya? Vesvese neydi? Ciddiyete sebeptir. Ciddi olmana, araştırmana, Allah Allah. Peki, neredeydi? 278. İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla aslı vesvese, teyakkuza sebeptir. Uyanık olmaya sebeptir. Tahariye dairdir. Araştırmaya sebeptir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar. Tehavunu def eder. Tehavun? Yok. Aldırış etmem. Ya abdest al ya. Yok, ciddi abdest al. Onun için hakim-i mutlak şu dar imtihanda, şu meydan-ı musabakada bize bir kamçı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse hakim-i rahime şekva etmeli. Euzu billahi mineşşeytanirracim demek. Tamam. Uyanıklığı hatırlamadık. Peki, devam ediyorum, bitireceğim. Sanki abi vesvese burada okuduğum tarzda şöyle aklıma gelir ya. Sanki birisini uyarmak için elinde bir çubuk olur da böyle yapma dersin vurursun, böyle yapma dersin vurursun ya abi. Sanki o çubuğun ismine hani ister şeytan koy, ister cin koy. Evet, şeytan eline vermiş diyor. Vesvese sopadır. Şeytan elinde. Düşüncelerimizin eline de değeyim. Hastalığı doğru teşhis etmişsen ondan kurtulmak çok kolay olur. Yoksa bocalayıp durursun senelerce. Vesvese şeytandandır, vehim ise nefse emaredendir. Vesvese geçmişteki günahlarla geleceğe bakıp hali yaşamaktır. Çok önemli bu cümle. Bunu diyebilmek için çok uğraştım. Bir daha söyleyeyim. Vesvese geçmiş, gelecek ya. Vesvese geçmişteki günahlarla çok uğraşırlar. Mesela ne yapacağım ya, bittim ya, mahvoldum. Atıp tamam dur. Geçmişteki günahlarla geleceğe bakıp şimdiyi yaşamaktır. Geçmişteki günahlarla cehennem. Geçmişteki günahlarla geleceğe bakmaktan şu anda hasıl olan haldir. Vehim ise endişe ve korkulardan ki istikbale bakıyor. Vesvese mazi malzemesiyle geleceğe bakmaktır. Vehim ise tek yönlüdür. Korku ve endişe vardır. Vehim de korku ve endişe üretir. O da gelecektir. Vehim geçmişte meşgul olmaz. Ne olmuştum ben biliyor musun ya, orada acaba araba deziliyordum demez. Ne olmuştum? Ne olacağım ya, acaba orada ölür müyüm? Vehim iki şeyden çapar. Korku ve endişe üretir. Sebebi geleceği doğru tanımlayamamaktan. İmani bil ahiret artması ile vehim yok olur. Allah'a iman artması ile de vesvese yok olur. Birisi nokta istimdat. Dayanak bak. Nokta istinat. Nokta istinat artarsa nedir nokta istinat? Allah'a iman. Dayanmak. Vesvese yok olur. İhlas. Vehim ise geleceği yorumlamak. Gelecek ahirettir. Ahirete imanımız artma nispetinde ölümmüş.
Ölümün yüzüne bak gül diyor, ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne bak diyor, ne talep eder? Neye korkuyorsun, ne kaçıyorsun? Tabi üstad diyor ya, gelecek ya istikbale ait korkuları nur-u iman ile, geçmişteki elemleri de kuvvet-i iman ile. Aferin. Maşallah. Çok ilginç. 23. sözlü değil mi? Evet. 7. ricada da var. 7. ricada mı? Ha 7. rica, 7. rica. Harika bir şey yani. Allah razı olsun. Tebrik ederim Salih. Nasıl hatırlattı? Diyor ki, gelecek endişesi ve korkusu nur-u iman ile. Nur-u iman. Bak görüyor musun? Rastgele bir cümle mi? Endişe ve korkuyu nur-u iman ile. Çünkü geleceğe aittir. Şey ise ötekisi geçmiş. Ha geçmişi imanın kuvvetine göre yok olur. Geçmişten gelen elem mi oluyor sana? Geçmişten elem var. Gelecekten elem olmaz. Unutmayın. Geçmişten elem olur. Bak elime bak, geçmişten elem olur. Vesvese işte buradan kaynaklanıyor. Geçmişe bakıyor, doğru geçmemiş. Geçmişiyle geleceğe bakıyor. Bu anda yaşıyor bu sefer. Geçmişten elem var. Geçmişteki günahlarını neyle yok edeceksin? İmanın kuvvetiyle. Yani günahlar imanın kuvveti nasıl? Hizmete koşarsın, koşacaksın, koşturacaksın, maddeten de yükleneceksin, fatura yatıracaksın, hizmet edeceksin, birisine kitap vereceksin, derse davet edeceksin. Bu sefer hay hasenat yaptın mı? Tamam. Bu sefer ne oluyor? Senin dava şuurun artıyor. Bunu yapınca da ne büyük adamsın, iyi kadınsın, şöylesin, öylesin geldiği zaman, enanet kaptığı zaman hemen geçmişteki günahı kullan. De ki olan, geçmişte yaptığın pislikleri ya bu kefaret olsun yeter. Yani bunları gömeceğiz, meşgul olmayacağız. Geçmişimizde şunu yapacağız, düşünmeyeceğiz. Tövbe. Tövbe bir. İki, kefareti olanı kefaret vereceğiz. Kefaret vereceğiz. Günahlarımın kefaretleri varsa. Devam ediyorum. Vesvesenin vasatı, vesvese alanı vermiş. İfrat, tefrit, vasat. Vesvesenin vasatı teyakkuza sebeptir. Teyakkuz uyanık olmaya sebeptir. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Lakayt de atar. Teavunu def eder. Ortası. Vasatı. Vehmin vasatı ise terklere muvaffak olur. Meniyattan içtinabe vesile olur. Vesveseler günahlardan, vesveseler şüpheler hasıl olur. Vesveseler günahlardan hasıl olur. Vehimler ise her ikisinde de ilim ve doğru yaşamak vazı. Yani terkleri mesela vesveseler günahlardan. Vehim ise terkleri yapamamaktan kaynaklanıyor. Peki. Bugün de bu kadar. Var mı sorunuz? Yok. Peki. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.